اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وكرة اعيننا محمد اللهم صلوا على محمد. ربي يسر ولا تعسر Sehil aleyna bi fadlika ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve nuran ve alhikna bis salihin. Amin ya mu'in. Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı neslimizi zürriyetimizi kıyamete kadar hep kendi yolunda yürüyen beş vakit namazlarını vaktinde çok güzel bir şekilde kılan İslam yolunda koşuşturan ve inşallah cennette buluşacağımız bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerimiz öncelikle Bugün 16 Haziran 2022 16 Haziran 1950'de Rabbimizin ikramıyla 18 sene Ezan-ı Muhammed'i Türkçeleştirildi. O orijinalliğinden Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bundan çıkartılmış idi. 18 sene hasret çekilmişti. Bugünleri yaşayan insanlar çok büyük şekilde bu olayları efendim anlatırken ağlıyorlardı. İşte Rabbimizin ikramıyla 30 30 Ocak 1932'de yasaklanan Ezan-ı Muhammed'i 16 Haziran bugün itibariyle 1950'de rahmet olası Adnan Menderes ve arkadaşları tarafından Rabbim hepsinden ebeden razı olsun, mekanları cennet olsun, kabirleri nurla dolsun, onların sayesinde tekrar aslına, orijinaline dönmüş oldu elhamdülillah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir daha bize böyle karanlık günler göstermesin. Rabbim böyle karanlık günleri bize göstermeyi düşünen insanlara da iktidar yüzü kıyamete kadar göstermesin. Allah onlara fırsat vermesin. Rabbim ezanımızı minarelerimizden, camilerimizi, cemaatimizden ve Kur'anlarımızdan, İslam'ımızdan Allah'ımızın yolundan bizleri kıyamete kadar ayırmasın inşallah. Amin. Cenab-ı Celle Celaluhu imtihanımızın en büyüklerinden bir tanesini de bize Kur'an-ı Kerim'de bildirirken şöyle buyuruyorlar. Estağfirullah bismillah ve alemu en ne ve oğullarınız fitne. İyi bilin. İyi bilin ey kullarım. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır. Rabbim bu imtihanları güzel geçebilmeyi nasip eylesin. Kolay geçebilmeyi nasip eylesin. Mal para olayında dikkatli olmayı nasip eylesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda öyle olacak ki buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine o zamanda gelen malın, gelen paranın helalden mi, haramdan mı olduğuna insanlar, insanların çoğu aldırış etmeyecekler buyuruyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım paralar gelsin. Yok. Helalinden gelsin. Allah haram lokma bize yedirmesin. Allah bizi haramlarla buluşturmasın. Haram kazançtan muhafaza eylesin. Buna çok dikkat edeceğiz. İkinci imtihanımız da evlatlarımız. O yavrularımızı Allah bize emanet olarak verdi. O emanetleri veren kimse yani Allah'ımız Celle Celaluhu nasıl istiyorsa biz de o şekilde onları yetiştirmeye gayret edeceğiz. Yani toplumun etkisinde kalarak efendim millet bize ne der? Millet bize güler. Millet efendim bizi alaya alır. Millet efendim bizi şu anda kabul etmez. Toplumun içerisinde dışlanırız falan değil. Biz tek bile kalsak, Allah yolundan ayrılmayacağız sözüyle yola çıkmalıyız. Allah hepimize yardım eylesin. Çocuklarımızı çok hayırlı eylesin. Neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu imtihan ediyor bizi. Bakalım biz onlara nasıl davranacağız? Yani Allah'ımız Celle Celaluhu bize imtihan vermiş olduğu yavrularımızın iki yönlü yetiştirilmesi lazım. Bir maddi yönden bir de manevi yönden. Hepimizin böyle ihtiyaçları var. Çocuklarımız da aynı şekilde. Maddi yönden onlara baktık. Giydirdik, sağlığına dikkat ettik, okuluna gönderdik. Güzel efendim ortamlar hazırladık. Yani yemelerini, içmelerini vesairesine hepsine destekler verdik. Tabiriyesi yemedik, yedirdik, giymedik, giydirdik. Tamam, çok güzel. Ama bununla beraber yürümüyor ki iş. O yavrumuzun ahlakı nasıl? O yavrumuz kimlerle görüşüyor? O yavrumuzu Allahu Teala Celle'nin nerelerde görmek istiyor? O yavrumuzun efendim durumundan Allah razı mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan memnun olacak mı? Yani yarın ahirette ümmetim diye bize efendim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kucağını açacak mı? Onun için bu imtihanı çok güzel bir şekilde başarıyla vermenin kuralları var. O kurallara uymamız gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu bir onun zamanındaki bir olaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Hazreti Ömer anh, tabi halife herkes de derdini ona açıyor. Derdini ona anlatıyor, çare bulmaya çalışıyor. Bir gün yaşlı bir adamcağız Hazreti Ömer'in yanına geliyor ve "Ya Ömer, ya Ömer çocuğum var efendim bize annesiyle e, bana ilgi alaka göstermiyor. Ona da ihtiyacımız var muhtacız fakat efendim çocuğumuz maalesef bizim yanımıza dahi uğramıyor. Şuna bir şeyler söyleseniz bizim artık sözümüzü de dinlemiyor deyince Hz. Ömer radıyallahu anh diyor ki evladını bana getir. De ki, Ömer çağırıyor beraber onunla gelin ben onunla konuşayım. Tamam, güzel. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim, çocuğu karşısına alıyor babayla beraber ve diyor ki ey genç, ey delikanlı bak babanın senden şikayeti var. Onunla musun? Babana karşı görevlerini yapmıyorsun. Olur mu falan diye böyle konuşuyor. Çocuk da baya böyle efendim kendisi özgüven sahibi ondan sonra kültürlü birisi falan dönüyor diyor ki ya Ömer eğer müsaade ederseniz bir şey size sorabilir miyim? Tabii ki buyur. Ya Ömer babama karşı benim görevlerim var bir evlat olarak bunları söylediniz. Kabulüm, kabulümdür. Fakat babamın bana karşı bir evlat olarak efendim görevi yok mu? Var. Onlardan da bahseder misiniz lütfen? Tabii. Birincisi evladına evladına güzel bir anne tercihi yapmak. Yani hayırlı, Müslüman, namazlı, abdestli, ahlaklı, erdemli, kaliteli, haya sahibi, utanması efendim adeta her şeyle kendisini ortaya koyacak, böyle yüzü kızaracak, Aa, efendim ağır damar da tüfesel çatlamamış, patlamamış birisi olacak. Ya Ömer benim bildiğim kadarıyla babamla annem dışarıda birbirlerini görmüşler. Efendim gezmişler, tozmuşlar, flört hayatıyla evlenmişler. Yani o sizin söylemiş olduğunuz bir annesi seçimi evlilikten önce olmamış. Dolayısıyla bunu da kaybetmişiz. İkincisi, ikincisi de evladına dünyaya gelince Allah'ın razı olacağı hayırlı bir isim vermek. İsim çok önemli. İsim vermeye dikkat edeceğiz. Ne isim koyuyor çocuğumuza? Çünkü ismiyle çocuğun hayatı örtüşüyor. İsmiyle müsemma oluyor. Evet, o da diyor ki, Ya Ömer, benim ismim Cuala, yani böcek anlamında. Oradan da babacığım kaybetmiş. Yani bize karşı olan görevini yapmamış. Anneden kaybettik, isimden kaybettik. Üçüncüsünde Hazreti Ömer R. diyor ki çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi de bir babanın görevidir. Yani baba bu noktada da çocuğuna yardımcı olacak. Ona Kur'an öğrettirecek. Ya Ömer diyor çocuk vallahi babam bana bir harf dahi öğretmedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor çocuğu bırakır ve babaya döner der ki ey güzel insan çocuğuna gereken vazifeler yapmamışın dolayısıyla sen ondan bir şey bekleme. Çünkü başta sen kaybetmişsin. Ona karşı görevlerini yapmayınca baştan kaybetmişsin. Allah kaybedenlerden etmesin. Onun için Hz. Ömer radıyallahu anh kendisine bekar olan oğluna bir gelin alacak. Gelini alırken nereden tercih yapıyor biliyor musunuz? Hiç güzelliğini görmediği, boyunu, posunu efendinin görmediği, hiçbir şekilde kendisini yakından tanımadığı bir kıza talip oluyor. Kızın özelliği ne? Kızın özelliği şu. Bir gün Hazret Ömer adından böyle tebdili kıyafet yapmış, gezerken evlerin efendim mahallenin sokağın içerisinde bir yerden bir ses geliyor. Anne diyor ki: "Evladım kızım, Bak baba vefat etti. Biz süt satarak sütlerimizi sağıyoruz. Onu satıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. Bugün sütümüz az geldi. Biraz ona su katarsın. O şekilde satarız deyince kızı diyor ki anneciğim Ömer süte su katılmasını yasaklamadı mı? Anne diyor ki evladım Ömer nerede? Bizim neredeyiz? Geç onlar geç diyor. Ömer şimdi uyuyordur diyor falan deyince. Anneciğim Ömer olmasa da, Ömer uyusa da Allah yok mu? Allah bizi görmüyor mu? Allah bizim konuştuklarımızı duymuyor mu? Yaptıklarımızı bilmiyor mu? Falan deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen evi şöyle hafızasında beyninde kodluyor ve sonra hanımına geliyor. Diyor ki hanım çocuğumuza falan eve git. Oranın kızına talip ol. O bizim gelimiz olsun. Ve Bakış açısına bakın ne kadar güzel. Allah korkusu olan birisi. Allah'tan korkan birisini evine gelin olarak getirdi mi elhamdülillah. Adrese teslimsin. Yani tam efendim 12'den olayı vuruyorsun. Dolayısıyla Hz. Ömer'in almış olduğu o gelinden Allah Ömer bin Abdülaziz 5. halife olarak nitelendirilen o güzel insanı nasip ediyor torun olarak. Elhamdülillah. Rabbim bize de hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller, hayırlı damatlar, hayırlı gelirler, hayırlı torunlar nasip eylesin. Bize yad edecek Kur'an'la, İslam'la bunlar önemli şeyler. Mesela efendim isim seçerken çok dikkat etmek lazım. Allah'ın en sevmiş olduğu Abdullah, Abdurrahman ismi var. Sahabi ismi var. Peygamberler isimleri var. İnsan o isimlerle beraber efendim çocuğunu adeta zenginleştirmeli. İlk adım onunla atmalı ezan-ı muhammedi'yi unutmamalı, unutmamalı, sağ kulağını Efendi okumalı, sol kulağını kıameti getirmeli, dua etmeli. Babanın duası çocuğuna, peygamberin ümmetine duası gibi geçerlidir, kabuldür. Duayı aman eksik etmeyelim çocuklarımızın üzerinde. Sonra Kur'an-ı Kerim öğretme. Kur'an-ı Kerim'i de öğretirken büyüklerimiz ne diyor mesela? Çocuklarınıza 4 yaş, 4 ay, 4 gün olunca Kur'an'a başlatın. Götürün bir hoca efendinin önüne. Oturtun. E onu besmeleyi çektirtin. Ondan sonra yavaş yavaş harf 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 böyle öğrete öğrete elif öğrenir bugün. Yarın B, T, S diye böyle öğrendiğinde bir bakarsınız ki 7 yaşında çocuğunuz ilkokul öncesinde Kur'an'ı da öğrenmiş, hatmetmiş hatta hafız olmuş güzel insanlar tanıyoruz elhamdülillah. Aman dikkat. Çocuğumuzu Kur'ansız bırakmayalım. Kur'an-ı Kerim onu efendim alacaktır. Eğitecek, eğitecek, güzelleştirecek. Sağa sola gitse bile ağaç nasıl yıkıldığı yerden ayağa kalkarsa o çocuk tekrar ailesine, aslına, esasına dönecektir. Nitekim çocuklarımız dünyaya geldiklerinde onları uyutacağımız zaman, onları emzireceğimiz zaman, onları efendim ninniler söyleyeceğimiz zaman, لا اله الا الله، لا اله الا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والله لو يتمشى veya Allahümme salli ala seyyidina hem bu güzel bir tını kulağa da hoş gelecek çocuk da bunlarla beraber efendim adeta donanacak bunlarla efendim büyüyecek bir bakacaksınız çok hayırlı bir evlat karşınızda görüyorsunuz Rabbim nasip etsin bütün iş tabi annede babada Efendim aynı pencereden de bakmamız lazım. Anne baba olarak hani seçimlerimizi yaparken biz eş olarak seçtiğimizde erkeksek hanım tercihimizde anne tercih yaptığımızı unutmayalım. Bir temel atıyoruz. Hanımefendiysek erkek tercih yaparken çocuğumuza baba tercih ediyoruz. Bir temel atıyoruz. Ona dikkat etmemiz lazım. Böyle paraydı, puldu, yakışıklıydı, efendim güzeldi. Bunlar hepsi geçici sanal şeyler asıl şeylere odaklanalım. Allah korkusu taşıyan insanlarla, beş vakit namaz kılan insanlarla, Kur'an-ı Kerim okuyan, okutan, oku efendim, okumak için hazırlık yapan insanlarla buluşmalıyız. Bunlarla efendim hayatımızı sürdürmeliyiz. Onun için kitap okumaya İslamiyet çok önem veriyor. Eğitime çok önem veriyor. Bugünlerde mesela çok önem arz ediyor. Çocuklarımızı yaz döneminde muhakkak Kur'an eğitimine gönderelim. Her bir cami öğrencilerimizi bekliyor. Yani 27 Haziran pazartesi günü itibariyle çocuklarımızın dersleri başlayacak. 20 Haziran'da yani önümüzdeki pazartesi itibaren çocukların isim kayıtları başlayacak. Ücretsiz bütün camilerde hocalarımız ücretsiz çocuklarımıza Kur'an öğretecekler, Allah'ı öğretecekler, ilahi söylettirecekler, oynatacaklar, zıplatacaklar. Cami içerisinde çok güzel oluyor böyle. Çocuk bahçesi gibi. Orada güreş yapacaklar, koşuşturacaklar ve cami sevecekler inşallah. Yazımız da çok güzel geçecek. Aman dikkat edin. Yani çocuklarımızı bir tatil için şu güzel Kur'an-ı Kerim'inden uzak bırakmayın. Anne baba olarak Bugünlerde okuttuk okuttuk yoksa o çocuk biraz daha büyüdüğünde lise çağına geldiğinde falan artık göndermek istesen de gönderemezsin. Ancak işte efendim böyle hatır için ilkokul ve ortaokul döneminde okutabiliriz. İki aylığına camilerimizi bu noktada zenginleştirelim. Camilerimizde çocuklarımızı efendim adeta arkadaşlarıyla buluşturalım. Namazlarını kıldırtalım. Ve Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi içlerine, kalplerine bu sevgiyi sen koy Allah'ım. Severek takip edelim. Ben şimdi bakardım yaz Kur'an kursu olduğunda efendim camiye. şimdi Kur'an kursu öğretmeniyim, o zamanlara cami imamlığı yapıyorum. Camime gelen e, 150 tane kadar öğrenci olurdu. Fakat bu gez, 150 tane öğrencinin içerisinde belki 10 tane veli Gelir çocuğunu teslim ederdi. 140 tanesi çocuğunu efendim gönderiyor, git camiye diyor. Ya Allah aşkına böyle yaparsanız siz çocuğunuza efendim o gün güzel elbiseler, öncesinde güzel bu noktada bir yatırım, pasta kesme, börek açma, ondan sonra yavrum Kur'an'a başlıyorsun sen deyip de, o güzel e, videoya çekme onları böyle ondan sonra elbiselerini apayrı alma, sevindirme, mutlu etme, sabahleyin bir harçlık atma, öpücüklerle beraber götürme, teslim etme, ben yanındayım evladım seni almaya geleceğim diye. Böyle olaya bakmak farklıdır. Öbür türlü git. Ondan sonra hesabını sormuyorsun. Geldiği zaman ondan sonra ne yaptın, ne ettin demiyorsun. Çocuk da diyor ki, annem babam bu kadar ilgi gösteriyorsa, tamam Kur'an'ın yeri bu kadar. Eyvah! Allah hepimizi affeylesin. Allah hepimizi affeylesin. Bu noktada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem dualarla destek vereceğiz, hem birebir paralarımıza destek vereceğiz. Bu yollar efendim çocuklarımızı alacağız. Ama dediğim gibi Kur'an'dan Kur'an kuttuğu için hocalarımız asla bir lira dahi efendim almaz. Bize bu noktada tam aksine efendim hayır sahiplerini bulur. Çocuklara çekti, efendim, meyve suyuydu, dondurmaydı. Hocalarımız bunları ayarlar, çikolatalar falan böyle güzel bir yaz okulu gerçekleştirilir. Aman dikkat. Sözlerimi toparlarken e, şuraya da dikkat etmemizi istiyoruz. İnşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir baba evladına güzel bir terbiyeden daha üstün hediye veremez. En büyük hediye, en büyük miras, en büyük çocuğa efendim yatırım nedir? Onu hayırlı bir şekilde yetiştirmektir. Güzel terbiye vermektir. Ahlakıyla her şeyle örnek alınacak bir insan olmasıdır. Seni yetiştiren anneden babadan Allah razı olsun. Bu dahi aldık mı olayı efendim artık biz sökmüşüz. İşi bitirmişiz demektir. Ya yazık be. Sana hiçbir terbiye vermedi annen baban. Hey. Deyip de böyle bir arkadan konuşturduk mu efendim biz kendimize o zaman o çocuk ister doktor olsun, ister mühendis olsun, ister beş tane fakülte bitirsin, isterse efendim iyi bir iş adamı olsun. Ne yapacağım ben onu? Ahlaka ahlak değil. Ve arkadan da ne diyorlar bize? Senin böyle mi yetiştirdi annen baban? Allah bu sözleri bize asla getirttirmesin, duyurtturmasın. Bize efendim, seni yetiştiren anneden, babadan Allah razı olsun diye böyle söylenecek hayırlı evlatlarımız olsun inşallah. Tabi yani bugün çocuklarımızın namazını dert edeceğiz. Tesettürünü üstüne başına nasıl örtüyor, örtülmüyor buna dikkat edeceğiz. Yani çok... İnsan utanıyor dışarıya çıktığı zaman haya perdesi yırtılmış. Böyle bayanlar olmamalıydı bizde. Biz böyle olmamalıydık. Ama ne yapalım yine efendim mutfaktaki malzeme bu geriye döneceğiz. yalvaraya Allahu Teala'ya tekrar astımızı yakalamaya çalışacağız. Efendim çünkü neden diyorlar ki burada çocuğunun namazını, tesettürünü, örtünüp örtülmediğini dert edinmeyen kimsenin ahirette büyük derdi var demektir. Çünkü Allah'ımız Celle Celaluhu biz müminlere sesleniyor. Buyuruyor ki Bismillah Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliküm nara Ey iman edenler Ey iman edenler siz kendinizi ve ehlinizi aile bireylerinizi, çocuklarınızı, eşinizi ateşten, cehennemden koruyun. Bize ait olan bir görev bu. Hazreti Ömer radıyallahu koşarak geliyor. Ya Resulallah, biz kendimizi cehennemden, ateşten nasıl koruyacağımızı biliyoruz da çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap çok ilginç. Buyuruyor ki eşlerinize, çocuklarınıza, aile bireylerinize Allah'ın emrettiklerini emredersiniz. Allah'ın yasakladıklarını yasaklarsınız. Bu şekilde onları ateşten korumuş olursunuz. Biz de Hadi evladım namaz, hadi evladım efendim dikkat et kendine orucun, zekatın, efendim fitren, yani çocuk halbuki büyüdü evlendi, yok devam sorumluluklar ta son nefesimize kadar bu devamlık efendim kendisini sürdürecek. Bırakamayız yani arkasını. Evet. O çocuklarımıza nasıl dünyada güleceksek ahirette de Rabbim güldürsün. Cennette hepimizi buluştursun. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Bizi nasıl istiyorsan, bizden nasıl razı olacaksan çocuklarımızı, neslimizi, üretimizi de o şekilde bulundur Ya Rabbi. Ve inşallah Peygamberimiz in Aleyhisselatü Vesselam'la bu efendim cennette komşu olmayı nasip eyle Allah'ım. Analarımıza, babalarımıza, büyüklerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Allah'ım ya Rabbim. Bütün İslam alemine yardım eyle. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Arakan'dan, Myanmar'dan, Yemen'den, İdlib'den, Suriye'den, Afganistan'dan, nerede varsa bütün dünya Müslümanlarını sen sıkıntılardan kurtar Ya Rabbi. Kafirlerin, zalimlerin, hainlerin oyunlarını başlarına çevir Ya Rabbi. Allah'ım kafirlere, zalimlere, hainlere fırsat verme Ya Rabbi. Onları Asla iktidara getirme Ya Rabbi... ...Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle... ...Müslümanların... ...her türlü yönden müşkülatlarını, sıkıntılarını gider Ya Rabbi... ...hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa... ...dertlere deva... ...borçlu edalar nasip eyle... ...kimseye muhtaç etme... ...kendi kapında maşka kapı aratma... ...Allah'ım Ya Rabbi... ...bizi dinleyen... ...bütün kardeşlerimizden ebeden razı ol... ...umduklarını nail eyle... ...korktuklarını eyle. ...evlerine, evlerimize huzur işlerine, kazançlarına, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Amin, amin, amin. Ya Rabbi Peygamber Aleyhisselatü Selam senden hayır olarak ne istediyse biz de istiyoruz ikram eyle. Neden sana biz de sığınıyoruz muhafaza eyle. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanike Allahümme ve bihamdika Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için أمة محمد صلاة والسلام تيش خير له فتيشا لا نفيش الله زاسي الفاتحة